Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Daha öğlen anca oldu. Sevim geç kalktı. Bu kadar da pislik olur mu ev ya? Her yer leş gibi oldu. Esra! Çok pisiz, çok pisiz. Geliyorum. He? İnsan bu kadar pis olur mu ya? Anne, ne oldu biliyor musun? Bizim eve misafir gelmez ki. Biz Çok çok pis pisiz. olduğumuz için mi? Evet. Ama Ben kadın tutayım ben en bak iyisi. çöpleri atayım bari. Ben kadın Pisliğe. tutayım, kadın tutayım. Aynen, böyle Bizi olmayacak. temizlesin. Böyle olmayacak, ben gideyim. Aha. Kadın tutalım ya. Böyle olmaz ki zaten. Hemen geliyorum. Böyle olur mu? Olmaz. Ay, bayağı soğuk hava. Buzlar üşüyor. Şunu alayım odama çıkarayım. Dolaşsın. Bahar havası yaşasın. Ne? Ya kapatıyorum. Zaten kaçar annem sokak kapısına. Burayı kapatıyorum tabii ki Ama neden yavrum. açmadın? Aşk olsun. Al Aşkım. şunu. Kapattım, açma o kapıyı. Ben her gün çıkarıyorum. Çünkü buraya, bu odaya çıkarmıyorum. Kapıyı açıyoruz ya. Kaçar gider. Sare şok olur ya. Kahrolur çocuk kuşum gitti diye. Ya ne yapalım bugün? Biraz ortalığı her gün topluyoruz sorarsanız. Yani hepimiz de aynı işi yapıyoruz zaten ya. Evet, Ramazan'da ben çok inceye girmiyorum ama artık girmek lazım. Bayrama doğru ilerliyoruz. İnce dedikleri de her günkü yaptığım iş. Boya hariç. Yani eskiden derdik ya tavan silerdik, duvar silerdik, boya yapardık. Şey sadece boyayı bir kere yapıyoruz ya da senede iki kere. Şey, iki senede bir kere yani tersini söyledim. Şu Esra'nın terlikleri. Bende de terlik giyme huyu yok. Mevlüt Bir, bunu devirmemize gerek var mı? Mevlüt de yapacağız. Sonra Bayramdan kahvaltıdan sonra nasıl? yavrum. He, kadın tutar, bir şey olmaz kız Mevlüt'e. Ay. Ben vallahi böyle 10 tane evi oturur temizlerim de. Baş ederim çok şükür. Hamdolsun. Sarı tokaları çıkıyor. Aralarda. Benim. Aralardan, berelerden. Yok benim. Senin tabii. Arkası temiz. Bakılmışlar. Eskiden şey yapıyorlarmış ya. Kız istemeye gittikleri zaman. Ellerinde yumak böyle yuvarlarlarmış aşağıya doğru. Yuvarların altı Tamam pis mı? mi kontrol. Çünkü eskiden böyle kilim altına kızlar tembellik olsun diye Eskiden böyle atarlarmış. normal süpürge yok ki. Şey süpürgesi ve telden midir, Aynen. ottan mıdır? Biz de kullandık evimizde ondan. Şöyle bir ders anamız yok ki. Güzel süpürelim. Ne? Ders anamız yok O ki. kim kız? Güzel süpürelim. Ha? Süpürge güzel diyorum. Kullanılmaz. Ben daha ismini ezberleyemedim. Dayım yok Böyle uzun anlıyorum. saplar oluyor ya. Dayım yok anlıyorum ben de. Dayın yoksa amcan vardır. Çok mu soğuk dışarısı? Evet, bayağı soğuk. Şunu sirkeleyip sileyim diyorum. Birazcık hava alsın. Alalım. Benim kızım da dans ediyor. Thank you.
derler ya, ben dikkat ederim örümceklere, fakirlik. Hani acık köşede bacada olmayacak. Ama eskiden kül dökerdi ya, yani çok olurdu örümcek. Hadi ben oturayım, yoruldum, bu kadar yeter. Ben şimdi diğer tarafa çıkıyorum. Sefa'yı silip koyabilirsin yerine. Tamam, mutfağı bir süpüreyim de. Senin sesin zaten gül çıktığı için konuşabilirsin. Evet. Açtın mı ki? Hangi ara açtın? Nasıl duyuluyor? Olur. Konuşuyorum zaten. Duyuluyor mu sesin? Dedikodu yapacağım da. Esra evi süpürüyor. Yerleri siliyor. Sare de gülüyor bana. Babaannem ne söylüyor buradan diyor. Güzelsin, güzelsin, güzel süpür. Acık kaynağılık yapayım ya. Canım sıkıldı. Benim niye kaynağılık yapayım diyorlar? Nasıl yapılıyordu? Evet, eğitim mi almam lazım? Yedim seni, o zaman da cilve yapıyordun oraya atlıyor. Ama ben sana küstüm. Sabah ne dedim sana? Herkes odasına dedi. Kusumuna dedim annesine, al götür odana dedi. Yapma anne, düşersin, yapma. Evet. Şimdi bir saat sonra da başlarım. Bugün ne pişireyim? Başka işimiz yok zaten bu hayatta. Şunu temizleyeyim, bunu temizleyeyim. Ömrümüzü görüyor musun? Ne kadar değersiz ömrümüz. Vaktimiz. Sadece yemek yapalım, iş yapalım, temizlik yapalım. Ya biraz kendinizi geliştirin ya, başka şeyler de yapın değil mi? Kendi kendime söylüyorum. Yani hayat yemekle, temizlikten ibaret değil ki. Bak bak görün, yüzüme kapıyı kapatıyor. Esra'yı hiç umurda değil. Duymuyor bile. Esra bugün ne yapalım? Nasıl olsa senin kararı veriyor. Yunus, yatmadan yedi karnı yarı akşam. İftar yemeği yemiş orada ama az yiyorsun orucu açtığımı. Sonradan baktım gelince. Şimdi evde pilav mı yok? Karnı yarık yedi. Pilavdan yedi. Gecede ne yiyor? Bir tane ya elma ya muz mu? Aynen. Ama zayıfladı biliyor musun bayağı? Fark ettin mi? Şimdi hemen hayır, akşam atletle oturuyordu ya. Hmm. Oradan fark ettim ben de. Oğlu şuna kıyamıyor. Bu hastalığı benden alın götürün. Bazılarım sesim sinirsel sıkışma. Bin kalımsı geçireceğim. Allah bunlara sorsun. Bana bir şey olursa da onlara sorsunlar hesabını. Beni böyle güzellerden intikamımı alsınlar. Vadim olsun. Yani. Ben huzurlu huzurlu otururken arı çomağına arı kovanına çomak sokarsın ya. Aynen. Ay. Bazı sorular soruluyor. Telefondan arayıp öğrenebilirsiniz. Biz çünkü oradan yanıtlamayacağız. Kimseden de korktuğumuz yok. Kesinlikle kimseden korkmuyorum. Allah'tan başka. Güzel. Peygamberim Allah'ım, başka kimseden korkmuyorum.
Ama yine ahdım var, vaadim var. Bana bir şey olursa, ufacık bir şey, hastalanıp da intikamımı bırakırlarsa iki ellerim yakasında olsun. Kardeşlerimin, çocuklarımın. Çünkü ben kendimi iki üstündür iyi hissetmiyorum. Beynim zonkluyor ya. Midemden beynime çıktı. Düşünme, sinirsel. Düşünme. Çünkü ben ince düşünen biriyim. Öyle salla gitsin düşünen biri değilim ki. Yaptım ettim sal. Mevlam çayıra, Allah kayıra olan biri değilim. Ruh yapım o kadar. Yani tanımanız lazım ya. Kabuslar görmeye başladım. Yüzüm gözüm şişti ya. Evet. Aynur canım benim. Aynur'um var Almanya'da, Kütahya. Aynur Kütahya yazıyor. Onu çok seviyorum. Çok yardımlarını görüyorum. Allah biliyor. Hatta ismimi söyleme der her zaman. Kayseri'ye gitmiştim. Gerçekten melek gibi biri. Öpüyorum seni Aynur. Evet, isimleri hatırlat Esra. Herkesi tek tek çok seviyorum, o ayrı. Hepsinin yeri bizde ayrı. Hepsi özel. Diyorum ya, kalite ya, kalite. Ar damarı bir insanın yırtılmayacak, çatlamayı geçtim. Şeyin o, dünkü konuştuğumuz, bize görüştüğümüz telefonla. Ben de bir profesör oluyorum, beynim doluyor ya, belirli rakamlar. Kim onun o? Üstüne çıkamıyorum. Kiminle konuşmuştuk hatırlamam ki. Söyledin ya demin yavrum. Ha, Yeşim ablacığım. Yeşim'e çok çok selam. Öpüyorum onu Yeşim'i. Allah razı olsun, aradı beni. Hatırımı sordu. Tabii sadece Yeşim değil. Hepsi aradı. Allah razı olsun hepsinden. Benim kızım çamaşırları getirdi. Ya diyorum. Ne güzel. At gözlüğü takmadan böyle net görüyorlar ya. Allah razı olsun. Ben onların yüreklerinden öperim ya hepsinin. Babaanne. Efendim. Aa, o çamaşır sen mi götürdün? Benim kızım makineyi boşaltmış ablaları. Bak oraya koymuş. Boyu yetişse asacak da iş bırakmayacak bize. Dua ediyorum yaz gelse de şu masayı içeriye götür, dışarıya getir. İçeriye götür, dışarıya götür. Ha, biz de sıkılıyoruz ama ne yapalım? Mayıs'tan o sehpa da çok ortada. O sehpa hiç. Bu akşam da o sehpayı mı getirsek kız? Ne? Bu akşam da o sehpayı mı koysak? Mayıs'tan kaşınıyorsun herhalde. Hep bir içeri bir dışarıda. Ama ne var, ne yapalım? Kendi götürüyor, kendi getiriyor. İki günde sehpamız kalsın. Ben iyiyim. Şu anda bunları açmıyoruz, yatağı yok ya. Onun için yok, bir daha içeri götürmene gerek, dışarı götürmene gerek yok, kalsın. Yani şimdilik getirelim. Masayı içeri götürürüz, taşıyoruz ya, o yüzden daha zahmetli aslında. Sehpa daha iyi değil mi? Baba, temizlik yapıyoruz. Temizlik yapınca dışarı yatıyoruz zaten. Şimdi Sari'nin odasını süpüreceğim. Bunlar hayat veriyor, hayat veriyor bana. Sari'nin odasını süpüreceğim. Sari'nin odasını. Senin odana gireriz. Ya Sari'nin odasını kabadan süpür. Yarın mı boşaltırız orayı? Anne. Pazartesi boşaltırım. Anne. Önce koltuğun üstü. Abi niyetleniyorum akşamdan. Anne. Diyorum ki yarın anne, evi alt üst yapacağım. Anne üzülsün. Ondan sonra böyle. Bakıyorum. Normal ede yaparım. Ne? Oruçtan mı kaynaklı bir tembellik yapıyor bana? Bir pide almaya iniyorum zaten fırına aşağıya. Canım kesiliyor. Koltukların altı temiz zaten. Onlar yok abi. Biliyorum. O zaman o sehpayı buraya alalım bu akşam. Olur annem. Birlikte getirir şimdi. Hatta birazdan getir. Onu da bir kenara koyalım. O balkondaki masayı gelin birine versin. O bizim orada dolabı alalım oraya. Olur. Belki kurudu bir şey yarar içeriye alırız. Kurumazsa da orada kullanırız. O diğerini atıp. Hangisini? Yatıp derken ablanın verdiği var ya. He. Onu verip. He.
Onu oraya koyabilirsin. Heh, onu diyorum işte. Erzak var mesela, bir şey koyarsın. Ben de onu dedim. Eğer kurursa, şey yaparsa bu yan tarafa koyacağım. Aynen. Kurmazsa orada kalsın, çekmeceleri kullanırım. Aynen. Bir şey ıvır zıvır burada mesela. Ay diyorsunuz, ne konuşuyorsunuz siz, ben anlamıyorum. Biz anlamıyoruz. Dışarıdaki masa var. Çok yer kaplıyor her şey. Ya biraz kaldırmak lazım. Yok etmek lazım değil mi anne? Yapmayalım mı? Ben de bir ağrı kesici için. Başım, ne yapalım? Başım ağrı geçmedi ağrısı. Evet. Dıkı dık 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 dık. Öyle değil. Hep birlikte öyle hasta olduk. He? Hep birlikte baba hasta anne, olduk. Baba anne böyle değil böyle. Annemin midesi şey yapıyor. Hayır birazcık böyle değil. Benim de kiminden beri başım ağrısı geçmedi. İlaç içtim ama yine baba geçmedi. Baba anne böyle değil böyle. Tamam ben bir şey yapmayayım. Ya üstüme gelmeyin benim. Kıvırıyorum hemen. O zaman biz devam ediyoruz. Ben şimdi evet, sarışın odasını. Sen o zaman orayı. Yarın çünkü belki misafirim olur. İsim de vermeyeyim de. O yüzden yarın kaldıramayabilirim. Yarın Yunus yok. Yarın da mı yemeğe gidiyor? Yarın hani toplu bir yemek varmış Üsküdar'da. Erkekler arasında. Aa. Oraya gidecekmiş. Yarın ne cumartesi? Hı hı. Yok yok, evi boşaltırız diye dedim ya. Serum odasında bir şey yok, 2 dakikalık iş. Öyle değil be yavrum, ben biliyorsun huyumu. O alt yatağı çıkaracağım, üst yatağı çıkaracağım, onu çekeceğim, bunu çekeceğim. Yaparız canım. Ha, o yüzden diyorum. 2 dakikalık iş diyorum ya. He. Sen süper, hadi sen şey yap, ben yarın değil de pazartesi girelim. Yaparız işte diyorum. Takıldım şimdi. Ya her gün süpürülüyor da işte. Her gün bir toz alınıyor, süpürülüyor. Günlük hayatımız, çiçeklerin şeylerini temizlemem lazım, otlarını, balkonda. Biraz hava açsın saksıların şimdi. Saksıların otlarını temizlemem şimdi lazım. Şimdi değil, şimdi değil. Biraz millet hava açsın. Temizliyor, görmedin mi diyor? Aşağıda yukuşta. Evinin dibindeki otları o evin temizliyor. Dibine yiyor. Olsun, onun evinin dibinde varsa benim de saksımda var. Şimdi gece hava atıyor. Gece kondu ya. Şıkı yapıyorum ben de zaten. Dur anca, babaannenin yanına git. Oradan görmeler ki seni. Ya bir oradan görmezse. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Başınızı kendinize şişirdim. Kendinize iyi bakın. Evimizi patlıyoruz. Görüşürüz. Buyurun gelin. Görüşürüz. Misafiriniz olun. Görüşürüz.